Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki temsilcileri her ay rutin olarak gerçekleştirdikleri toplantılarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı temsilcileri son olarak Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gediz'in ev sahipliğinde Kırkağaç'ta bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Belediye Başkan Yardımcıları ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gediz yaptı. Kırkağaç'ta ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu toplantılarımız Cumhur İttifakı bakımından çok önemli. Ben hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantıların önemine değinen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Akhisar'da yapılacak kavşağa merhum Hüseyin Eryüksel'in adının verilmesi dolayısıyla Başkan Ergün ve meclis üyelerine teşekkür etti. Rahmetli olan bizim meclisimiz, Akhisar Büyük Başkanımız ve son seçimde malum adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve meclis üyeleri sizlerin takdirleriyle isminin Manisa'da yaşatılması bizleri son derece memnun etmiştir. Göstermiş olduğunuz vefadan dolayı da başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sizlere teşekkür ediyoruz. Öylesi insanlar, Manisa'ya hizmet etmiş insanları unutmamak, unutturmamak hakikaten çok güzel bir davranıştır. Bu vesileyle tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Başkanım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de toplantıda konuşma yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Başkan Ergün, geçtiğimiz ay yapılan toplantıdan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmeler hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Cengiz Ergün, Akhisar'da yapılacak kavşağa ismi verilen merhum Hüseyin Eryüksel'e de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. Başkan Ergün, Cumhur İttifakı olarak sahada olduklarını vurguladı. Bu ay içerisinde yapmış olduğumuz iki etkinliğimiz oldu. Bunun bir tanesi Selendi programımız oldu. İkincisi de bir hafta sonra Demirci ilçemizde yapmış olduğumuz etkinliğimiz oldu. Mevcut Selendi'de ve Demirci'de başlatmış olduğumuz altyapı yatırımları, arıtma tesisleri ve onların işte temel atma törenleri, hem AK Parti ilçe teşkilatlarını, hem Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatlarını, kaymakamlığı ziyaretleri, belediye başkanlarımızı ziyaretleri ve kısmen de olsa esnafın bazılarına sohbet etme imkanı bulduğumuz ve öğleden sonra da tamamen yaklaşık 2,5-3 saatten aşağı olmamak üzere muhtarlarla bizzat toplantı yapmak suretiyle bu programlarımızı biz Büyükşehir ve MASKİ olarak sahaya indik. Tabii ilçelerimizde hem Cumhur İttifakı'nın her iki ilçe başkanları da ve yöneticileri de yanımızda olması sebebiyle, başkanlarımız yanımızda olması sebebiyle, MHK üyelerimiz fırsat buldukça yanımızda olduğu sürece ben hepsinle beraber hareket etmek bizim orada gücümüzü gösteriyor. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.